Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sınıf yapısından, sahip ve fabrika kavramlarından bahsedeceğim. Öncelikle hemen bir giriş yapayım. Sınıf ne demektir? Nasıl gösterilir? Hemen class dedim. Sonrasında sınıf hazırladım arkadaşlar. Süslü parantezimizi açtık, kapattık ve sonrasında nokta demeyi koyduk. Struct yapısından hatırlarsınız arkadaşlar. C derslerini anlatmıştım size. Hemen satır haline getireyim. Karışmasın diğerlerine. Evet. Şu anda basit bir class'ımızı oluşturduk. Peki bu class'ımızın içinde neler yer alır? Bizim private, public ve protected bölümlerimiz yer alır arkadaşlar. Bunlar ne anlama gelir? Private ve public'i şimdi açıklayacağım arkadaşlar. Protected'ı ilerleyen derslerde açıklayacağım. Öncelikle private diyelim. Private sadece sınıf içi ve arkadaş klaslar tarafından erişilebilecek olan bölümdür. Ben notumu düşüneyim. Private dedik. Sadece sınıf içi ve arkadaş klaslar tarafından erişimine açıktır. Peki private bölümümüzde neler yer alır? Bizim değişkenlerimiz yer alır. Ve ayrıca metotlarımız yer alır. Peki public'te public'in private'dan farkı nedir? Public, isimden de anlaşılabileceği gibi herkes tarafından erişime açıktır. Herkes. Erişime açıktır dedik. Peki public bölümümüzde ne yer alır? Yine bizim değişkenlerimiz ve metotlarımız yer alır arkadaşlar. Metotlar dedik. Ve şu anda basit bir class yapısını oluşturduk. Hemen bunu bir örnekle pekiştirecek olsak başlayalım. Kütüphanelerimizi ekleyelim. Input output stream'ini ekliyorum. Namespace'imi tanımlıyorum sonrasında. System password'ı yazdığımda en basitlerini halletmiş olacağız. Evet. Şimdi gelelim bir tane class tanımlamaya. Benim ilk olarak aklıma gelen kitap class'ı arkadaşlar. Ben class dedim. Bulut dedim. Süslü parantezi açtık, kapadım ve not olduğu bir koydum arkadaşlar. Bu struct yapısıyla aynıdır. Unutmayalım bunu. İçine neler gelecek? Ben private bölümümüzü açalım. Private bölümümüzde neler yer alsın? String diyelim. Name olsun. Şuna şey alayım ki sonuç çıkmasın. Daha güzel gözüksün. String name dedim. Kitabımızın bir ismi olsun. Sonrasında diyeyim ki string yazarımız olsun. Sonrasında da integer yılı olsun arkadaşlar. Basın yılı ve page sayımız olsun bizim. Sayfa sayımız. Evet. Private bölümümüzü böylelikle tanımladık. Private bölümü neydi? Sadece sınıf içi ve arkadaş klaslar tarafından erişime çıktı. Peki ben bunu ileride yazacak olduğum fonksiyonlarla nasıl erişime açabilirim? Hemen geleceğim ve public ortamını oluşturacağım. Public dedik. Yine aynılarını yapacağım arkadaşlar. Public ortamında önce benim constructor ve destructor fonksiyonlarımı tanımlayabilirim. Bunlar benim işime yarayacaktır. Hemen onlardan bahsedeyim. Öncelikle bir book diye bir metot oluşturdum. Evet. Bu book metodu arkadaşlar benim default değerlerimi içerecek. Book dedim. Ne olsun name'imiz? Yine öyle olsun. Pardon. Yazarımız kim olsun? Yazarımız Milli Eğitim Bakanlığı olsun. Basım yılımız ne olsun? 1993 diyelim. Sonrasında page sayısı 27 olsun mesela. Evet. Şimdi default bir book değeri oluşturduk arkadaşlar. Bunu public'in içine koyduk. Yukarıda da anlattığım gibi public'in içine neler yer alırdı? Bizim değişkenlerimiz ve metotlarımız yer alırdı. Sonrasına geldik. Public'in içinde yeni bir constructor kuralım arkadaşlar. Constructor diyelim. Constructor ne demek? Yapıcı fonksiyonlarımızı içerir arkadaşlar.
Yapıcı fonksiyonlardır diyelim. Yine benim default değerime yakın bir şekilde oluşturacağım bunu da. Loop dedim. Parantez açtım, kapattım. Default değerimde ne yapıyordum arkadaşlar? Şu parantezi açıp kapatıp içine değişkenlerimi yazıyordum. Bunda da ne yapacağım? Artık yukarıdaki parantezimin içini dolduracağım. Ona da neler gelecek? Şöyle yapalım. String diyelim. Name değil artık ne diyelim. String yazar değil artık A diyelim. Sonrasında integer yıl değil de Y diyelim. En sonunda da sayfa sayısı ile P diyelim arkadaşlar. Evet, geldik. Burada atamalarımızı yapalım. Peki neleri atayacağız? String en değeri bizim name'i ifade ediyordu. O zaman ne yapacağız? Biz en değerini name'e atayacağız. Aynı şekilde A değerini de bizim yazarımıza, yani author'umuza atacağız. Y değerimizi ve P değerimizi de aynı şekilde yapacağız. Pardon arkadaşlar. Ben de yazım hatası olabilir. Evet. Bunları yaptık. Sonrasında diyelim ki arkadaşlar. Siyah dedik. Kitap yaratıldı diyelim. Mesela şeyimizi de koyalım. Yanlış yapalım. Gel. Ekrana değerlerimizi yazdıralım. Öncelikle neleri yazdıracağız? Kitabımızın ismini yazdıracağız. Book name dedik. Sonrasında name değişkenini atadık arkadaşlar. Sonra neydi? Bizim yazarımızdı. Yazarımızı atadık onu da. Sonrasında sayfa sayımızdı. Sonrasında da bizim yıl değerimiz vardı arkadaşlar. Ve bu kadar değil. Bitirelim. Enter'yla da bir alt satıra geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada operatör hatası aldık. Operatör hatasından kaçmak için ne yapıyorduk? Yukarıya string kılısını ekliyorduk. Tabii ki de şu andaki çözüm bu olsun arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi ileride zaten biz operatör tanımlamayı göreceğiz. Daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Evet. İlk constructor'ımızı yaptık. Sonrasında. Peki biz burada default değerlerimizi oluşturduk. Bu default değerlerimizi ekrana yazmamız için ne yapmamız lazım? Bu değerlerin aynılarını oraya kopyalamamız lazım. Yazmakla uğraşmıyorum arkadaşlar. Bunları hemen kopyalayayım ben yukarıya. Gördüğünüz gibi aynı ifadeleri orada da yer alıyor. Constructor'ımızı yaptım arkadaşlar. Şimdi de bir diğer fonksiyonumuz olan destructor, yani bizim yıkıcı fonksiyonumuz olsun. Destructor diyelim. Yıkıcı fonksiyonumuz. Bu dönemde daha fazla yer tutmamasını sağlar arkadaşlar. Çok boyutlu programlar yazdığınızda bunun faydasını göreceksiniz. Şu anda elbette bizim yazdığımız 100-200 satırlık bir program hala çok fazla bir etkisini görmeyeceksiniz. Fakat bu ileride 3000-5000 satıra çıktığı zaman etkisini gayet iyi hissedeceksiniz. Constructor dedik. Constructor'da hemen şöyle göstereyim. Pardon, Destructor'ı göstereyim arkadaşlar. Siyah dedim. Siyahdan sonra ne diyeyim?
Destructor'ın constructor'dan ve default fonksiyondan gösterimi bir şekilde farklıdır arkadaşlar. Yani geldiğimiz zaman destructor'ın başına alt karakterle U harfine bastığımızda çıkacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıktı. Destructor'ımız bu şekilde ifade ediliyor. Destructor'ımı da yazdım. Sonrasında benim klasım içinde neler yer alabilir? Hemen düşünüyorum. Benim klasım içinde diğer metotlar yer alabilir. Bu metotlar nelerdir? Set ve get metotlarını artık arkadaşlar yavaştan alışmaya çalışın. Diyeyim ki void set name'dir mesela. İçine dedim ki string n değerini al. Atamayı da yapalım. Nedir arkadaşlar? N bizim name'imize eşittir. Sonrasında set author dedim. Bu da string a'mıza eşittir. Ben onu da tanısını yapayım. Set 5 dedim. O da integer değişken alıyordu arkadaşlar. Unutmayalım. Bunu da tanısını yapalım. Ve aynı şekilde set new dedim. O da integer değişken alıyordu. Evet. Set fonksiyonlarımızı bitirdik. Şimdi de hepsini bir komple set yaptırdığımız olsun arkadaşlar. Void set all diyelim. Void set all neler alacaktır arkadaşlar? String n değerini alacak. String a değerini alacak. Integer y ve integer p değerini alacaktır. Peki bunun için de hangi atamaları yapacağız? Bunun için de yukarıda bizim constructor'ımızda yer alan ifadelerin aynılarının atamalarını yapacağız arkadaşlar. Onu da daha fazla uzatmamak için kopyalıyorum şu anda. Siz elbette ilk başlarda yazın, o şekilde alışın. Sonrasında bunun faydasını göreceksiniz. Void set all da yaptım. Şimdi gelelim get fonksiyonlarımıza. Get fonksiyonlarını da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Öncelikle tabii ki bizim değişkenimizin birimi string dedik. Sonrasında get name dedik. Ve bize ne dönecek? Return dedik. Return ne? Aynı şekilde string author dedik. Bu bize ne dönecek? Pardon. Artık integer'a geçtik. Integer get yıl dedik. Integer get 5 dedik. Evet arkadaşlar. Set ve get fonksiyonlarımızı oluşturduk. Peki bunların haricinde ne yapabilirim? Bir tane de print fonksiyonu oluşturabilirim mesela. Ona da diyeyim ki void print dedim. Onun gösterimini şu şekilde yapayım. Hem bunu da görmüş olun. Void print dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tanımlamadım. Nokta virgül koydum ve aşağıya geçtim. Benim class yapımı bitirdim. Aşağıya da dedim ki arkadaşlar void dedim. Void bizim arkadaşlar metot tipimizdi, unutmayalım. Void dedik. Sonra nereden çağıracağımızı yazdık. Loop dedik. İki kere 2.3 üstüne koydum. Gördüğünüz gibi benim değişkenlerim geldi. Yani orada print fonksiyonunu bulduk. Print dedik. Void book print'in içine neler yazdıracağız arkadaşlar? Yukarıda yazdığım şeyleri yazdıracağız. Onları da kopyalayayım buradan. Daha fazla vakit kaybetmemek için. Kesinlikle söylüyorum. Siz kesinlikle bunları yazın arkadaşlar. Pardon. Evet. Şimdi gelelim.
Bunların hepsinden ayrı bir tane daha void fonksiyonu oluşturuyorlar arkadaşlar. Onun içinde bir iki tane atama yapayım. Mesela ne diyeyim onlara da void atama fonksiyonu diyeyim. Onun içinde de diyeyim ki hook B1. B1 klasına atamalar yapayım. İlk atamaları nasıl yapacağız? Öncelikle şu şekilde atamalar yapabiliriz arkadaşlar. Size filler dedim. String olduğu için çift tırnak içine aldım. Sonrasında victory görün dedim. Sonrasında hemen yukarıya çıkayım arkadaşlar. Ne şekilde yapacağım atamalarımı? Sayfa sayısına. Evet. Baktığım zaman atamalarım önce yıl, sonra da page. Gördüm ki 1463, sonrasında page'e de dedik ki 367. Evet. Bu B1'e atamalarımı yaptım arkadaşlar. Sonra da B2'yi default olarak çağıralım. Evet, default olarak da bu şekilde çağırıyoruz. Bu kadar yeter dedik. Gelelim main kısmına şimdi. Main kısmında dedik ki bu B1'i default olarak önce bir çağıralım. Sonrasında bu B2'ye atama yapalım. Peki neler atayalım? Yeniden değişkenlerimizi verelim. Suç ve ceza dedim. Dostoyevski dedim. Sonra yıl yazayım. 1881 olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılı olsun arkadaşlar. Sonrasında sayfa sayısına da 500 diyelim. Atamalarımı yaptım. Sonrasında ben atama fonksiyonunu da çağırayım. Ekrana bunları da bastırayım. Evet. Yani çalıştırayım programı. Umarım herhangi bir hata vermez. Tekrar çalıştırayım. Hata aldım gözüktü ama. Evet. Get yazını yapmışım arkadaşlar. Bundan dolayı hata almışız. Gördüğünüz gibi main kısmına gelelim. Main kısmına geldik. Ne oldu arkadaşlar? Önce ben B1'i default olarak çağırdım. Benim default değerim neydi? Cinali, Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturduğu bir şeydi. Kitaptı. Sonrasında ne oldu? B2'ye ben atama yaptım. B2 kitabın atamalarım nelerdi? Suç ve Ceza ve Dostoyevski'ydi. Gördüğünüz gibi atamalarım da başarılı bir şekilde gerçekleşti. Sonra neyi çağırdım arkadaşlar? Atama fonksiyonu. Atama fonksiyonu ne yaptı benim? Önce B1 kitabını atama gerçekleştirdi. Onlara ne yaptı? Sefilleri ve Victor Hugo yaratıldı. Sonrasında da değerlerimizi şekilde gördüğünüz gibi aktardık. Sonrasında B2'yi default olarak çağırdık. Default'umuz bizim neydi? Hemen bakalım. Cinali'ydi galiba. Evet. Default değerimiz de Cinali'ydi. Cinali'yi de başarılı bir şekilde çağırdı. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar sonrasında Cinali'yi yok etti. Ondan sonra da sefilleri yok etti. Fakat biz burada çağırırken önce neydi? Önce bu B1'i sonra da B2'yi. Yani önce sefilleri sonrasında Cinali'yi yok etmesini bekliyorduk. Fakat yok etme fonksiyonu bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Önce gel sonra yok ediliyor. Bunu lütfen unutmayalım arkadaşlar. Hemen onu da not düşüreyim. Önce giren, sonra yok edilir diyelim. Evet. Şimdi benim set ve get fonksiyonlarımı da yazdım. Hemen set ve get fonksiyonlarını da kullanabileceğim bir örnek yapayım. Bakalım fonksiyonun altına yazayım arkadaşlar. Diyelim ki b1.set yazar diyeyim. Ne olsun? Mesela Platon olsun.
pardon, değerli nokta set name dedik, ismi olsun, devlet olsun, diğer değerlerimizi de set edelim. Page 361 olsun arkadaşlar. Sonrasında da set ne kaldı geriye? Yok kaldı. Bunumuzda 1563 olsun. Set fonksiyonlarını kullan. Peki ben şu anda get fonksiyonlarını kullanmaya karar versem nasıl yapacağım bunu? Hemen get fonksiyonlarını da kullanalım. Diyelim ki cout book name dedim. Dedik ki sonrasında parantezimizi kapatalım tabii ki de. B1 nokta pardon get name dedik arkadaşlar. Özür dilerim, arada yazım hataları çıkabilir. Sonrasında yazarımız dedik. Neydi? B1 nokta get atıldı. Sayfa sayısı diyelim. B1 nokta get 5 diyeceğiz onu da. Ve en sonunda da yıl diyelim. Pardon. Diyelim nokta. Get. Yıl dedik. Ve end var da bitirelim arkadaşlar en sonunda. Şimdi çalıştıralım. Önce programımızı kapatalım. Evet. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Umarım hata vermez. Yine nerede hata verdi? Get yerinde hata varmış. Evet. Burada parantez kullanmışım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar set fonksiyonuyla ne yaptım? Benim en son kitabımın değişkenlerini devlet, Platon 361-562 olarak değiştirdim. Sonra get fonksiyonlarıyla da bunu ekrana yansıdım. Set ve get fonksiyonlarıyla da anlatacak olduklarım bu kadar arkadaşlar. Unutmamız gereken bir şey varsa, eğer bir klas yapısı yapıyorsanız set ve get fonksiyonlarını kesinlikle demeyeyim ama %95 eklemek zorundasınız. Çünkü bunu kullanacaksınız. Bu sizin çok işinize gelecek arkadaşlar. İlerleyen derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.